kan damarlarımızda dolaşan sihirli bir sıvı aslında. Sıvı diyoruz ve hep sıvı gibi görüyoruz ama aslında bu sıvının içinde çok bol miktarda hücrelerimiz var. Farklı gruplardaki hücreler. Bu kanın içindeki sıvı kısmı vücudun temel gereksinimi olan her türlü proteini, elektrolitleri, vitaminleri, mineralleri içeriyor. Asıl kanın hücresel kısmı ise kanın pıhtılaşmasını sağlayan, dokulara oksijen sunumunu sağlayan ve vücudun bağışıklık sistemini oluşturan hücreleri içeriyor. Sonuç olarak kan bir sıvı, sihirli bir sıvı ve bu sıvının içinde dolaşan hücrelerden ibaret olan ve yaşamın temel kaynağı olarak açıklayabileceğimiz bir yaşamsal sıvı diyorum ben kan için. Kansızlık, kanın içindeki hücresel yapıların azalmasıdır aslında. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan, bağışıklık sistemini sağlayan ve dokulara oksijen sunumunu sağlayan hücrelerden bahsetmiştim. İşte dokulara hücre oksijen sunumunu sağlayan eritrosit adını verdiğimiz hücrelerin azalması ve bu hücrelerin içeriği olan hemoglobin ve hematokrit değerlerinin normal sağlıklı bireylere oranla azalmasını biz kansızlık olarak adlandırıyoruz. Sonuç olarak kansızlık dediğimiz zaman damarlarda dolaşan kanın miktarında değil azalma. Kanın içindeki hücrelerin, bazı hücrelerin içeriği olan hemoglobin ve hematokritin azalmasını biz kansızlık olarak adlandırıyoruz. Kansızlık oluşturan pek çok farklı mekanizma vardır. Kansızlıktaki temel sorumlu olan hücrelerimiz, yani eritrositlerimiz, kemik iliğinde üretirler. Yani kemik iliği adeta vücudun hücre üreten bir fabrikası gibidir. İşte bu kemik iliğinde üretimin herhangi bir şekilde azalması bir kansızlık sebebidir. Ya da fabrikada, yani kemik iliğinde üretim için gerekli olan bazı ham maddeler vardır. Örneğin demir, örneğin vitamin B12, örneğin folik asit. İşte bu ham maddelerin eksikliği bir diğer kansızlık sebebidir. Ya da kemik iliğinde ham madde var, fabrika sağlam, sağlıklı bir hemoglobin, eritrosit üretimi söz konusu. Ancak üretildikten sonra da bu hücreler bazı nedenlerle vücutta yıkılabilirler. Biz bunlara hemolitik anemiler diyoruz. Bu da bir diğer kansızlık sebebidir. Ya da hepimizin gayet iyi bildiği gibi akut bir travma, bir yaralanma sonucunda vücuttan ciddi şekilde bir kan kaybı oluşması da yine bir diğer kansızlık sebebi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bunların içinde en sık görülen, yani halk arasında en temel kansızlık sebebi olarak bilinen sebep demir eksikliğidir. Yani ham madde olan demirin vücutta yeteri kadar bulunmaması veya vücuttan kaybedilmesi ya da gereksinimin arttığı dönemlerde bu ham maddeye erişimin az olması en önemli, bütün dünyada en sık görülen kansızlık sebebidir ki Türkiye'de de bizim çok sık karşılaştığımız bir toplum sağlığı problemi olarak demir eksikliği anemisi karşımıza çıkmaktadır. Anemisi olan olgularda ortaya çıkan bulgular aslında aneminin oluş sebebine bağlı olarak farklılıklar göstermiş olsa da genel bulgular hastanın başlangıçta kendini halsizlik şeklinde halsiz hissetmesiyle gösterir. Öncelikli olarak günlük aktivitelerini yapmakta zorlanmaya başlayan bir hastada ardından gelişen solukluk, kalp çarpıntıları, nefes darlığı, özellikle egzersiz yaparken nefesinin daraldığını hissetmesi en önemli bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama ileri dönemde uzamış, tedavi edilmemiş kansızlıklarla birlikte özellikle küçük çocuklarda, büyüme çağındaki çocuklarda gelişim geriliğini, dikkat eksikliğini, konsantrasyon bozukluklarını görüyoruz. Yine ileri dönem tedavi edilmemiş anemilerde sinirlilik, anksiyete, uyku bozuklukları ve cilt yaralarında iyileşme, hatta örneğin bir kemik kırığı olduğu takdirde bu kemik kırığının iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyonlara yatkınlık,
yani bir immün sistemde baskılanma dahi aneminin doğal sonuçları olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet, bu bize çok sık sorulan bir soru. Hocam bende anemi var, acaba çocuğunda da mı var? Ya da hocam benim annem anemikti, acaba bana ondan mı geçti tarzında çok sık karşılaştığımız bu sorunun cevabı şöyle. Genetik anemi tipleri var. Ancak dersin başında, konuşmanın başında bahsettiğim gibi aneminin o kadar çok tipi var ki bu tiplerden sadece bir tanesi genetik. Bunlar bizim Türkiye'de de çok sık karşılaştığımız talasemi, halk arasındaki ismiyle Akdeniz anemisi, genetik olarak geçen, anneden ya da babadan evlatlara nakledilen bir anemi tipidir. Bu doğuştan gelen, direkt hemoglobinin içindeki bir amino asit zincir diziliminin yapısıyla ilişkili bir genetik hastalıktır. Bu hastalığın taşıyıcılığı şu anda Türkiye'de de evlilik öncesi testlerle tespit edilmekte ve talasemi taşıyıcısı olgular evlilik öncesi tespit edilmesi sayesinde talasemik çocukların doğmasına engel olunamasa bile önlemler alınmaya çalışılmaktadır.